Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 4 yıl sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi. Esad, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. İki liderin IŞİD'e karşı ortak mücadele ve hava harekatına ilişkin ayrıntıları ele aldığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sığınmacı krizine çözüm bulabilmek için bir grup devlet ve hükümet başkanını pazar günü Brüksel'de zirveye davet etti. Mini zirvenin ana gündem maddesi Balkan güzergahındaki durum olacak. Slovenya'da binlerce sığınmacının kaldığı kampta yangın çıktı. Kamptaki çadırların çoğunun yandığı kaydedildi. Yangının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bir an önce Avusturya ve Almanya'ya gitmek isteyen sığınmacıların çıkarmış olabileceği belirtiliyor. İsrail'de salı günü geç saatlere kadar çatışmalar yaşandı. Batı Şeria'da Filistinli gençler İsrail birliklerine taş ve molotof kokteyli atarken İsrail askerleri de plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazze şeridindeki olaylarda ise bir Filistinli öldü. Avrupa Birliği Komisyonu Hollanda ve Lüksemburg'da Starbucks ve Fiat firmalarına uygulanan vergi muafiyetinin Avrupa Birliği kanunlarını ihlal ettiğine hükmetti. Starbucks ve Fiat firmalarının 20 ila 30 milyon euro arasında ek vergi ödemesine karar verildi. Mısırlı ve Alman arkeologlardan oluşan bir ekip, Kahire'de Mısır Müzesi'nde sergilenen Tutankamon maskesinin restorasyonuna başladı. Maskede bulunan sakal 2014 yılında kazayla kırılmıştı. Arkeologlar ayrıca maskenin yapılışını da inceleyecek.